سلام دوستان گرامی، صبح خیر، حال شما چطور است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. مرحبالار دیرلی آرکاداشلار، هپینیزه هایرلی سباهلار. بوگون سیزلره خاندن ایکینچی کتابدان موی سفید، اک ساچ، بیاز ساچ یا دا آرمیش ساچ باشلیکلی اوکوما پارچاسینی آچیکلامایا چالیشاچام و ایلگیلی آلیشتیرمالاردان örnekler vermeye çalışacağım. Önce metnimizi bir okuyalım. Ardından da alıştırma örneklerimize geçelim. Evet, başlığımız Muyi Sefit. Yani ağarmış saç. Muy saç. Esreyle izafet halinde. Sefit de beyaz, ak. Tabii saç söz konusu olduğu için ben burada ağarmış saç diye tercüme ettim. Muhsini İbrahimi, bu isim soy isim. Az Dovreyi Debiristan, yani lise döneminden beri, burada ezden beri anlamında. Arezu daşt, arzu ediyordu, istiyordu ki, Ruzi bir gün muallim şevet, öğretmen olsun. Yani bir gün öğretmen olmayı istiyordu. Arezu daşt, muallim şevet. U derbist salegi, o 20 yaşında, 20 yaşındayken muallim şot, öğretmen oldu. Ve kari hodra ve kendi işini der yek medreseyi İbtidaiyi kuçek. Küçük bir ilkokulda, medrese-i ibtidai, ilkokul, ağaz kert, başlattı. Yani kari hodra, ağaz kert, işini başlattı. Tabi burada işini başlattı yerine, işine başladı dememiz daha uygun olabilir. Yani bu iki türlü de söylememiz mümkün. İşine başladı kari hodra, ağaz kert, işine başladı. Muhsin-i muallimi hub ve mihreban bud. İyi ve şefkatliydi, merhametliydi. Şagirdani kilasi Muhsin, Muhsin'in sınıfındaki öğrenciler ve muallimi hot, kendi öğretmenlerine alaqeyi ziyadi daştend. Oldukça ilgileri vardı. Çok ilgiliydiler. Ve ez u ve ondan heyli razı budend. Çok memnun idiler. Çok razı idiler. Ruzi perviz, bir gün perviz, yeki ez şagirdani kilas, sınıftaki öğrencilerden bir tanesi, goft, dedi ki, ağayı İbrahimi, İbrahimi Bey, çıra muyi seri merdan, neden erkeklerin başındaki saç, yani erkeklerin saçı, gablez riş, sakaldan önce ve sebili anha, ve onların bıyıklarından önce, riş sakal, sebil bıyık. Onların sakal ve bıyıklarından önce sefid mi şevet, ağrıyor. Sefid şöden, beyazlaşmak, ağarmak. Muhsin hendit ve goft. Muhsin güldü ve şöyle dedi. Hendiden gülmek, goften söylemek. Ne midanem, bilmiyorum. Aya hodi tu, acaba sen kendin delili in muzura, bu konunun sebebini, delil burada sebep anlamında, muzu da konu, bu konunun sebebini midani biliyor musun? Perviz goft. Perviz şöyle dedi. Ne? Hayır. Ağayı muallim, öğretmen bey, ya da öğretmenim. Men ne midanem,
Ben bilmiyorum. Emma mu'yi pederem, fakat babamın saçı, qablez rişu sebilu u, onun sakal ve bıyığından önce sefid şude est, ağarmıştır, beyazlaşmıştır. Şagirdan, öğrenciler, o şenideni harfayı perviz, pervizin sözlerini duyunca, başenideni duymak ile demek, tabi kelime kelime, duyunca demektir bu. Hendident, güldüler. Ba'de sent dakika, birkaç dakika sonra, yeki es şagirdani şeytani kilas, sınıfın haylaz öğrencilerinden bir tanesi, burada şeytan, yani haylaz anlamında yaramaz, haylaz öğrencilerinden bir tanesi, Goff dedi ki, aha, beyefendi ya da öğretmenim, men midanem ki, ben biliyorum ki, çira mu'yi merdan, neden erkeklerin saçı zuter sefit mi şevet, daha çabuk ağrıyor. Yani ben neden erkeklerin saçının daha erken ya da daha çabuk ağardığını biliyorum dedi. Yani goft midanem sefit mi şevet. Çünkü 16 sal ez rişu sebili anha, çünkü onların sakal ve bıyıklarından 16 yaş pirterest, daha yaşlıdır, daha büyüktür. Yani daha yaşlı, daha büyük olduğu için. Çuna da bağlayabiliriz burada. Yani sakal ve bıyığın çıktığı yaşı eklemiş. Evet, konuyla ilgili bir diğer bölümümüz Elif der ki matlab, konunun anlaşılması. Kudam yek ez cümle hayi zir durust. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru ve kudam yek nadurust est ve hangisi yanlıştır? Doğrular durust anlamına gelen dal ile, yanlışlar nadurust anlamına gelen nun ile gösteriliyor. Birincisi, mu'yi pederi perviz sefid est. Pederin, Perviz'in babasının saçı beyazdır. Doğru mu, yanlış mı? Şöyle metne bir bakalım. Perviz'in babasının saçı beyaz mı? Evet, şuraya bakarsak, Ruzi Perviz diye başlayan cümle. Perviz konuşuyor. Daha sonra Muhsin, yani öğretmeni, onun verdiği cevaba gülerek konuşuyor. Fakat soruyor Perviz'e. Perviz ondan sonra ne diyor? Yani sen diyor bu işin sebebini biliyor musun diye sorduğunda, hayır hocam, öğretmenim, mennemi danem. Emma mu'yi pederem, qablez rişu sebil u sefi çode est. Yani sakal ve bıyığından önce beyazlaşmıştır diyerek babasının saçlarının beyaz olduğunu burada ifade ediyor. Buna göre buradaki mu'yi pederi perviz sefides cümlesi doğru oluyor. Bundan dolayı buraya bir dal harfi koyuyoruz. Evet, konumuzla ilgili bir diğer bölüm ve destur, yani dil bilgisi. Burada ne istiyor? Dercai hali, boş yerde, yani burada gösterilen boş yerlerde, es, der, es, ya ta, yani halekler olan d'de anlamına gelen der, dendan anlamına gelen es, ya da e kadar anlamına gelen ta'dan, buraya bağlayacağız, istifade kunit, istifade ediniz, ya da aşağıdaki boş yerlerde der, es veya ta'yı kullanınız. O zaman ezi i haliyle tercüme ederiz. Birinci cümleye bakalım. Zehra nokta nokta, yani buraya der, ez ya da ta'dan biri gelecek. Sali hezaru sisedu şeste hicri şemsi. Yani hicri şemsi 1360
yılı nokta nokta, yani yılından mı, yılında mı, yılına kadar mı? Bunlardan biri olacak. Ve dünya Ahmet, dünyaya geldi. Yani yılında olmalı. Bu senede. Çünkü yılından dünyaya geldi. Yılına kadar dünyaya geldi diyemeyeceğimize göre yılında dünyaya geldi diyerek buraya deri kullanıyoruz. Diğerlerinde de ez mi uygun, yani denden anlamına gelen, yoksa ta, e kadar mı uygun, hangisi uygunsa onları bu boşluklara yerleştirebiliriz. Evet, bir diğer bölümümüz vajegan kelimeler. Nedir burada istenilen? Kelime ha ve ibaret hayi ziri zir kelime ha ve ibaret hayi zir aşağıdaki kelimeler ve ibareler merbut ve kilasi ders est. Yani ders sınıfı ya da ders ile ilgili dirler. Ez bazi ez anha, yani onların bazısından dercai hali boş yerde istifade konit. İstifade ediniz ya da onların bazısını burada ezi yine ihalle tercüme edebiliriz. Boş yerlerde kullanınız. Kelimelerimize bakalım. Kelimelerimiz geç, tebeşir anlamında. Tabi alçı anlamı da var burada. Tebeşir. Hotkar, tükenmez kalem. Midat tıraş, kalem tıraş. Pakon, silgi. Tehte pakon, bu da silgi ama tahta için kullanılan silgi. Tehte siyah, tahta, kara tahta, yazı yazılan tahta sınıftaki. Hetkeş, cetvel. Kif, çanta. Saf, sıra. Verziş, spor. Antrenman. Huzuri gıyap, yoklama. Yani gelen gelmeyen anlamında. İcaze, izin. Tabi bu kelimeleri boş yerlerde kullanmamızı istemişti. Birinci cümleye bakalım. Mihran, isim bu. Der ahiri, sonunda. Neyin sonunda? Oraya uygun olanı yazacağız. Mi iste, duruyor. Bir şeyin sonunda duruyor. Burada kelimelerimizi şöyle bakacak olursak, yani tebeşirin sonunda, tükenmezin sonunda, kalem tıraş tahtasının sonunda, cetvelin sonunda, çantanın sonunda, sıranın sonunda, bakın bu daha uygun gözüküyor. Sporun sonunda, yoklamanın sonunda veya izinin sonunda. Bunlar daha uzak bir ihtimal tabii. Bundan dolayı uygun olan buraya saf kelimesi gözüküyor. Safı yazıyoruz. Der ahiri saf. Tabii kelime Arapça, sonunda şedde var. İzafet yok burada. Şunu tekrar siliyoruz buradan. Der ahiri saf mi istet. Mihran sıranın sonunda duruyor. Tabii istaden durmak, ayakta durmak anlamlarında. Diğerlerini de yukarıdaki kelimelerden faydalanarak boşluklarını tamamlayabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, Handen İkinci kitaptan Dersi Hiv'de 17. ders. Yani Mu'yi Sefit, Ağarmış Saç başlıklı okuma parçasını ve ilgili alıştırmaları burada tamamlamış olduk. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hoda nigehdar ve ümmidi didar.